Gece yarısı abdest alıyordum. Sokak kapısının gıcırtısını duydum, pencerenin önüne geldim. Yarı karanlıkta arkasından otomatiği yakmadan merdivene doğru kıvrıldığını gördüm. Asansöre binmemişti. Boşlukta yüzünü göremedim ama her zaman giydiği siyah karel ceketini fark ettim. Pekala, çekilebilirsiniz. Murat! Evet! Size ait olan bu ceket İngiliz malıdır. Tahsilinizi yarıda bırakıp döndüğünüz yerin malı. İnkar etmiyorum, öyle bir ceketim var. O halde? Söyledim, giyen ben değildim. Ha, yani cinayeti bir başkası işledi. Sizinle aynı boyda bosta bir adam ceketinizi aldı, anahtarlarınızın birer eşini yaptırdı, annenizi boğmaya, sonra da kadının elmaslarını gizlendiği yerden almaya gitti, öyle mi? Bu kadar tesadüf üst üste gelebilir mi?
İşletin dilinizi, ellerinizi işlettiğiniz gibi. Dehşet içindeyim reis bey, dehşet. Kriz içindeyim. Ben ellerimi annemi boğmak için işletmiş değilim. Eroin krizi mi geçiriyorsunuz? Ben suçluyum reis bey, biliyorum. Ama benim suçum anne katilliği değil. Bitirim yerlerine düşmüş. Eroine alışmış olmak. En yüksekten en aşağı düşmüş olmak. Belki belamı bu yüzden buluyorum. Ama ben anne katili değilim. Bunların hepsi edebiyat. Suç her zaman bu edebiyata muhtaçtır. Siz kupkuru hakikate cevap verin. Polise ifadenizde şöyle demişsiniz. Ben vakadan bir gece evvel apartmandan şimdi üzerimde gördüğünüz bu elbiseyle çıktım. Şu ana kadar da eve uğramış değilim. Cinayet gecesi İzmit'e gittim. Evet. İzmit'e niçin gittiniz? Dadımı görmeye. Dadınız? Dadım İzmit'te oturur. Arada bir kendi kendimden bezdiğim zaman onu görmeye giderim. Dertleşiriz. Konuşmalarına bayılırım. Dadımı anne gibi severim. Ya annenizi ne gibi seversiniz? Annemden büyük bir şefkat görmediğimi itiraf ederim. İzmit'e kaçta vardınız? Akşam 8'de. Dadım kenar mahallede oturuyor. Anahtarından bir tane de bana yaptırmıştı. Açtım girdim, evde yoktu. Bir sedire uzanıp uykuya daldım. Yani cinayet saatinde İzmit'te dadınızın evinde uyuyordunuz, öyle mi? Evet. Annenizin cinayetini anı anına kaydetmiş bulunan kırık ve durmuş saatin bildirdiğine göre tam 12:07 gece. Evet. İspatı? Trende kimseyle konuşmadığım için ispatı yok. Tam 12:07 gece cinayeti işleyen gayet hızlı bir hareketle 2'de İzmit'te olabilir. Bu da planınızın bir parçası olamaz mı? Ne planı reis bey? Dadımın evindeydim diyorum size. Sedirde uyuyakalmıştım. Dadım gece biraz geç geldi. Galiba saat 2 gibiydi. Komşudaymış. Üstteki komşusunu çok sever. Komşusu düğüne gitmiş, rica etmişler, geç vakte kadar onların çocuklarına bakmış. Kaç gündür görüşmemiştik. Oturduk, konuştuk biraz. Pekala. O akşam başınızı dinlemeye gittiğiniz süt annenizin yanından hemen ayrılıp niçin İstanbul'a döndünüz? Huzur ararken bitirim yerine neden düştünüz? Annemi öldüren ben olmadığım için. Hadiseler beni annemin mahkumu görünmeye mahkum ettiği için. Birden sefil nefsim geriye teptiği, zehir beni çektiği için. Zehirden kastınız kumar mı, eroin mi? Hepsi bir arada. Cinayet gecesi eroin almış mıydınız? Eğer o gece eroin almışsam cinayeti benim yapmış olmam mı lazım? Onu düşünmek bizim işimiz. Reis bey, peşin kararınıza dayanak aradığınızı biliyorum. Kararlısınız, beni asacaksınız. Fakat ruhum sizi bu dünyada ve ötelerde adım adım takip edecek. Ben nefsimden çok şey çektim reis bey. Ben nefsimden razı değilim. Sizse nefsinize mağrursunuz. Bu romantik tarz kâfi. Şahit Veli Özbudak. Peki efendim. Şahit Veli Özbudak. Şahit Veli Özbudak. Cinayet gecesine kadar hemen her akşam bizdeydi. Bu akşam uğramadı. Nihayet sabaha karşı çıka geldi. Şöyle ayaküstü lafladık biraz. Her zamanki gibi sıkıntılıydı. İzmit'ten geliyormuş, parası yokmuş. Cebinden bir pırlanta broş çıkarıp verdi. Fena bir mal değildi. Rehin bırakmak istedi. Önceki gün annesinden almış. Çok para istedi. Vermedim tabii. Sonra 1000 kağıda toka etti broşu. 2000 getirirse geri alacaktı. Tefecilik ha. Devamlı yapar mısın? Şey yok be reis bey. Hani şöyle arada bir. Hem benimkisi hizmet. Neyse. Sonra ne yaptı? Benden aldığı parayla oyuna oturdu. Çok oynar. Fena tutulmuştur şu kumar illetine. Ha, iyi de oynar hani. Peki kaybetti mi oyunu? Vakit kalmadı, baskına uğradık.
Polisler hepimizi teker teker aradılar. Her zamankine benzer bir baskındı bu. Ama komiser ona özellikle dikkat kesilmişti. Onu aradıkları belliydi. Sonra benim üstümdeki broşu buldular. Nereden aldığımı sordular. Ben de ondan aldığımı söyledim. Sonra hemen onu yakaladılar. Eroini de ona sen mi satardın? Yok, haşa. Benim öyle bir şeyle alakam yok. Üstümden çıkmadı. Demek vardı da üstünden çıkmadı. Biz seni burada eroin satıcılığından suçlamıyoruz. O ayrı iş. Bilgine, şahitliğine başvuruyoruz. Muradımız onu anlamak. Evet, söyle. Çekerdi. Harman olurdu. Krize düşerdi. Ama benimle böyle bir alışverişi yoktu. Şahide sual rica ediyorum. Buyurun. Siz kumarhanede sanığın kaybedilmiş anahtarlarını buldunuz mu? Evet, buldum. Vakadan ne kadar zaman evvel? Birkaç hafta evvel. Nerede buldunuz? Kumar masasının dibinde yerde buldum. Ne yaptınız? O gece kendisine verdim. Başka sorunuz? Acaba bu arada anahtarı biri bulup da eşini yaptırdıktan sonra yine aynı yere bırakmış olamaz mı? Sanığın evini, vaziyetini, şartlarını bilen ve onu gizlice kollayan birisi. İşte bütün mesele burada. Müvekkilim anahtarları bir gece önce kumar masasında unuttuğunu, ertesi gece de kumarhane garsonundan aldığını söyledi. Düzlüklerin açık manası dururken ille dolambaçlıyı aramak niye? Adam yerde buldum verdim diyor. Bunu daha nereye kadar götürebiliriz? Bize en yüksek insanlar gelir. Peynir tüccarları, celepler, fabrikatörler. Bizde harbi oyun oynanır. Bizden böyle adam çıkmaz. Sus! Sana sorulmaya da cevap verme. Soracağınız bir nokta? Hayır, yok. Çekilebilirsin. Başka diyeceğiniz? Broşu vakadan bir gece evvel annem kendi elleriyle verdi bana. İstemeyerek, hatta ağlayarak, beddua ederek verdi. Ama elleriyle verdi. Israrlarıma dayanamadı. Bırakın gireceğim. Resmin yüzüne bağıracağım. Benim oğlum katil olamaz. Ben onu gece 2'de gördüm. Ama eve saat 9'da girmiş. Komşulardan gören var, gören var. Söyledim ama aldıran yok. Benim oğlum katil olamaz. Aynı ile yazınız, satır başı. Reis bey, reis bey, bir dakika lütfen. Affedersiniz reis bey, müsaadenizle ben bir hususu belirtmek istiyordum da. Bu çocuk cinayet işleyecek birine benzemiyor. İhtimaller zayıf da olsa... Adalette zaafa yer yok sayın avukat. Bunu bir baro başkanı adayının ağzından duymak şaşırtıyor beni. İyi günler. Vah vah, çok da gençmiş. Kaç yaşında? 18. Ne kadar oluyor evden kaçalı? 2 ay. İstanbul Kazan Ben Kepçe. Gece gündüz deli pösteki sayar gibi geziyorum. İzini bulana aşk olsun. Bir yanda annesini öldüren evlatlar, bir yanda evladını hapisten kurtarmaya çalışan anneler. Çok batrak. Ve sen, hey gidi dünya. Merhaba Katip Bey. Merhaba küçük hanım. Biz çıkıyoruz. Bizimki gene ararsa salla biraz. Biraz zor olacak ama gayret ederim. Sen idare edersin canım. Zor olacak ne var? Sen işini bilirsin. Hadi bakalım. Reis bey, reis bey.
Reis bey. Gene mi sen? Torunlarım sokakta mı dilensin? Gelinim orospalık mı yapsın? Ben 70'ime dayandım. Anlamıyorum. Tabii anlayamazsınız. Merhamet nedir bilmeden anlamak olur mu? Buraya tiyatro yapmaya mı geldiniz? Merhamet reis bey. Merhamet dedim. Çıkarın şunu dışarı. Kaç defa bunlara müsaade etmeyin dedim size. Gelinime göz koyanlar oğluma iftira etti. Paltosuna esrar koyup polise haber verdiler. Benim bırak oğlum bırak. Namuslu bırak. Bir işçidir. Bırak. Ne alır ne satar o laneti. Tanımaz bile. Oğlum konuşmayı bilmez. Oğluma acı. Ne olur acı. Gözyaşı suçun rengini soldurmaz. Götürün şunu. Bırakın beni. Bırakın. Dilerim haktan inareyin olmadı, iftiraya uğratın! O taş kalbin havanda zehir ezdi. Aman boş ver, hadi evladın gidelim. Evladın yoksa senin başına getirsin be evlam! Ne acayip adam bu reis bey. Öyle. Bir benzerini bulamazsın. Hı-hı. Emekli olmak üzere hala yeryüzünde kimsesi yok. Ömrü otel odalarında geçiyor. Peki evi barkı? Ne gezer? Hususi hayatı yok ki evi barkı olsun. İşi gücü adalet. Sen bu adamdan mı yardım istediyordun? Selamun aleyküm. Ceza felsefesinde bir görüş vardır. Bir masuma kıymaktansa bir cürümlüyü serbest bırakmak yeğdir. Ben de diyorum ki cemiyette bir ferdi korumak için 1000 kişiye bu deli gömleğini giydirmekten kaçınmamalıdır. Merhametin öldürdüklerine merhamet etmek cemiyete karşı merhametsizliktir. Ne var, ne oluyor? Nedir bu ağlamalar, inlemeler? Hasta bir kızla babası efendim. Anadolu'dan yeni gelmişler. Yarın ameliyat için doktora götürecekler. Başka oda yok muydu koca otelde? Yanınızdaki odayı son boş oda diye saklıyoruz efendim. Otel dolunca vermeye mecbur olduk. Vermeseydiniz? Otele hastanelik hasta kabulü nizamlara uygun mu? Acıdık efendim. İstirahate hak kazanmış olanlara acısanız daha iyi edersiniz. Ah buyurun efendim. İhtar edin, kessinler seslerini. Ben şimdi sustururum efendim. Siz necisiniz? Babasıyım efendim. Eğer hemen susturmazsanız polise haber verir, geceden kaldırtır bunu hastaneye. Merhamet edin efendim. Sen de mi öğrendin bu lafı? Ne kelimeler ne duygular var öğretemiyoruz da... sıra merhamete geldi mi herkes bülbül kesiliyor. Ağızların iğrenç sakızı. Merhamet suç mu efendim? Hem de idamlık. Çok ağrıyor. Sus benim nazlı kanaryam. Ciğerparem. Bir şeyin kalmayacak. İyileşeceksin. Dayan biraz kızım, dayan. Annemi ben öldürmedim. Annemi ben öldürmedim. Annemi ben öldürmedim. Annemi ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Annemi ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Annemi ben öldürmedim. Annemi ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Allah'ım kurtar beni.
Hadi çekilin. Çekilin hadi. Annemi ben öldürmedim. Sıkı tut, sıkı. Yavaş. Sıkı tut. Sıkı tut. Hadi. Ha, tamam. Dikkat et. Kapıya dikkat. Annemi ben öldürmedim. Amma da ağırmış ya. Yahu kardeşim, bildiğim kadarıyla insan yalan söyler ama yalan sayıklamaz. Ha, çok doğru, çok doğru. Yazıyor, yazıyor! Meclisin idam kararını onayladığını yazıyor! فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. İnanıyor musun sen bu çocuğun annesini öldürdüğüne? Ne dersin? Şahitler, deliller ortada efendim. Hiç kuşku yok. Bu kadar duygusal olmayın. Yüzünüz kireç gibi. Anlaşılan bu iş size dokunmuşa benziyor. Kolay mı? Can alıyoruz. Oo, buyurun efendim. Hoş geldiniz. Müsaadenizle alayım efendim. Teşekkür ederim. Mahkum nasıl? Şöyle buyurmaz mısınız? Buhranlı bir hali var mı? Tam zıddı efendim. Gayet sakin. Bu zamana kadar onu hiç bu halde görmemiştim. Ümit kalmayınca telaş da biter. Çok doğru efendim. Daha önce de buyurduğunuz gibi zaafın, merhametin asla yeri olmamalı adalette. İnfaz savcısı gelmedi mi? Neredeyse gelir efendim. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Merhaba arkadaşlar. Doğru bakın. Çıkar şunu. Nefes al. Dön canım. Nefes al. Girin. Mahkumu getirdiler efendim. Getirin. Gelin. Ölümü metanetle karşılamanız güzel.
Sizden yeni bir adam peydahlanmış. Duruşmalardaki sanığa benzemiyorsunuz. Yazık. Avrupa'da felsefe tahsili. Şu bu derken... her şeyde yarım kalmak. Sonra... her türlü serserilik. Kumar, eroin. Nihayet anne katilliği. Ağlanacak hal. Etmeyin reis rey. Siz ağlayamazsınız. Ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz. Siz merhametten, acıma duygusundan yalnız kötülük doğacağına inanmışsınız. Yerine göre haklısınız. Fakat ondan ne büyük iyilik doğacağını unuttuğunuz için en büyük hakkı kaybediyorsunuz. Rahmet kaldırılmış sizin kalbinizden. Buz çölünde yol alıyorsunuz. Reis bey, mühürlü kalbinizin açılmasını dilerim. Allah sizi darındırsın. Bu kadar vaaz yeter. Merhabalar. Merhaba müdür bey. Oo, hoş geldiniz savcı bey. Pardesünüzü alayım mı efendim? Teşekkür ederim. Şöyle buyurun lütfen. Ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz. Siz merhametten, acıma duygusundan yalnız kötülük doğacağına inanmışsınız. Yerinde haklısınız. Fakat ondan ne büyük iyilik doğacağını unuttuğunuz için en büyük hakkı kaybediyorsunuz. Rahmet kaldırılmış sizin kalbinizden. Mühürlü kalbinizin açılmasını dilerim. أشهد أن لا إله إلا الله. Günaydın reis bey. Günaydın. Ben de sizi arıyordum. Buyurun.
Evet. Şu idam ettirdiğimiz genç var ya. Evet. Masummuş. Gerçek katil yakalandı. Her şeyi de itiraf etti. İdam edilen genci uzaktan tanırdım. Merhabamız vardı. Bir seferinde evine kadar götürmüş, yarım saatliğine misafir etmişti. O sıra annesi kahve de verdi, içtim. O zaman anladım bu kadında çok mücevher olacağını. Parmağında kıymetli bir yüzük vardı. Ve genci kollamaya başladım. Bir gece evin ve apartmanın anahtarlarını kumar masasında unuttuğunda ben de oradaydım. Kimse görmeden aldım. Bir eşini yaptırıp kumarhanede herhangi bir masanın dibine eskisini attım. Siyah kareli ceketi de bir gün önce kadından oğlun istiyor diye almıştım zaten. Sonra da kalkıp... Yeter! 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 Sayın dinleyiciler, şimdi baro reisi avukat Sayın İhsan Kalmaz'ın Tarihte Adli Hatalar isimli konuşmasını dinleyeceksiniz. Muhterem dinleyicilerim, umumi efkara yıldırım gibi çarpan ve mektep çocuğundan yatalak ihtiyara kadar herkesin mevzu haline gelmiş bulunan Nişantaşı cinayetindeki... Aa, gene mi siz? Maşallah, şu hanım kıza da bakın, nasıl da iyi olmuş. Kızımı bugün taburcu ettiler. Hamdolsun hiçbir şeyi kalmadı. Tebrik ederim, geçmiş olsun. Sağ ol. Yarın memlekete döneceğiz bakalım. İyi ama otel büs bütün dolu. Tek boş oda yok. Deme ya. Evet, öyle. Sen burada ha? Ne zamandır seni bulmak, yüzüne tükürmek geçiyordu içimde. Neden tükürmüyorsun? Geldiğine iyi ettin dadı. Ben de seni arıyordum. Ne yapacaktın? Beni affetmeni isteyecektim. Eğer ben seni affedersem, yeryüzünde suçu bağışlanmadık insan kalmaz. Yeryüzünde suçu bağışlanmadık insan kalmaması için beni affet. Aman Allah'ım, sen o reis misin? O adamım ama o reis değilim. Yoksa bu da kendini kurtarman için bir numara mı? Eğer varsa öyle bir numara, öğret de kurtulayım. Allah'a başvur, bende öyle bir kuvvet yok.
Sen affet ki Allah da affetsin. Al bakalım. İyi maldıra kıymetini bil, tamam mı? He, güle güle, yürü. Allah'ım. Yap bakalım organik çayı, verelim Şerife. At bakalım. Al bakalım. Buyur patron. Tamam. Ben bugün bir manita yakaladım, aklındır be. Akşama da işi devirirsem tamamdır. Çay. Hazır mı çaylar? Nerede götürelim? Olur mu be? Adama yapar mıyım ben bunu be? He? He tamam. Çağrı! Bilmiyorsan git buraya, buraya gel. Kadir işi var senin ya. Arkadaşlar bakın kim gelmiş? Kim gelmiş? He! Şuna bakın be! Ay, reis! Dabur reis! Şuraya bak be ha! Kesin lan! Kesin! İşinize bakın! Rahat bırakın ihtiyarı! Hadi oyna! Hadi oyna! Tamam beyler hadi! Çaylarınız hazırdır! Tamam be! Geliyor ya! Ulan be! Çaylar mı oldu ya? Gazete ilanlarıyla kız bulunmaz bey amca! Sen paradan haber ver, ben bulurum! Sahi mi? Kaç para istersen! Yeter ki bul! Çakılıp kaldım burada! Hiç merak etme! İstanbul'da ne kadar bar, kabare, gece kulübü şu bu varsa bizden sorulur! Kızımın ne işi var böyle yerlerde? Balık denize düştü mü balıkhanede bulunur bey baba! Reis beyden öğrendik bu benzetişleri! Buyurun. Ver bakayım kızının şu fotoğrafını! Al! Yine mi sen? Bu defa ne istiyorsun be kadın? Reis beyi! Eski çanlar bardak oldu! O artık eski reis bey değil, otele doğru dürüst uğradığı bile yok! Beklerim! Boşuna beklersin! Zaten boşuna bekliyorum! Al sana evlat derdi, içinde biri daha! Ya! Nerede kaldın kız? Geç kalıyoruz! Reis bey! Reis bey! Oğlumu kurtar reis bey! Yargıtay verdiğiniz cezayı tasdik etti! Bu sabah da tımarhaneye kapattılar oğlumu! Halimiz perişan! Ne yapabilirim hanım, söyle! Sen bilirsin! Ben bilirim ha! Az üstüne varma kadın! Dur! Beni burada bekle! Oğlunu kurtaracağım! Bu gerçekten o adam mı? Hani şu merhamet ağızların iğrenç sakızı diye? Bana da idamlık suç demişti. Şimdi şu haline bak. Hadi kız, geç kalıyoruz şıllık. Aman bırak beklesinler. Avukatına ver, not defterim. Yargıtay'dan tahsiye karar istesin. İşaretli sayfada oğlunla ilgili notlar var. Bu onu kurtarır. Sağ ol. Ver şunu bana. Tut şunu. Bu çocuğun esrar satıcısı olduğuna dair kesin bir delil bulunmuş değil. Siması da böyle bir suç işlediğini göstermiyor. Ama en merhametsiz ceza ölçülerinin kurtarabileceği bir cemiyette paltosunun astarında esrar bulunmuş bir insanı temize çıkaramam.
Aman Allah'ım! Vicdanınız nasıl el verdi? Ferde verdiğim ceza isabetsiz olabilir. Ama cemiyet için aradığım deva isabetlidir. Varsın bir kötülüğü önlemek için 1000 kişi feda edilsin. Canavar! Sen bir canavarsın! Nine, bu ne biçim laf? Vallahi benim annemi, babamı astırmış, soyumu sopumu kurutmuş olsaydı da, şu son halini görseydim, gene her şeyi bağışlardım. Bağışla kızım. Hiç olmazsa sen bağışla. Ben mi? Benim bağışlanacak ne hakkım olabilir? Üzerimde hakkı olmayan tek insan göremiyorum bu dünyada. Ailem suçumu bağışlamadığı için bu hallere düştüm ben. Onları da bağışla. Affı anlayınca kendinizden başka her insanı mazur göreceksiniz. Herkesi bu hale birbiri getirdi. Herkes herkesi affetsin. Başka ne çaremiz olabilir ki? Bakalım çayını. Kaldır başını babalık. Şafak söküyor. Tıpkı o çocuğu astırdığım günün şafağı. O da burada, hem de şu oturduğun yerde kaç şafak seyretti biliyor musun? Onun çile mirasçısı şimdi benim. Bütün bıraktıkları benim malım. Sen onun gibi kumar oynamıyorsun, eroin almıyorsun. Nasıl mirasçısı olabilirsin ki? Sabaha kadar bu akrep yuvasına takılıp kalmaktan muradın nedir, hala anlayamadık. Muradım akreplerle halleşmek, onları okşamak. Ne çıkacak bundan? Yumuşayacaklar, ağlamayı öğrenecekler. Akrepler ağlamayı öğrenecek ha? Gülmeyi desen neyse. Akrepler ağlamayı öğrenecekler. Taş öğrenir de ağlamayı. Akrep öğrenmez mi? Neredeymiş ağlayan taş? Karşında. Ben. Sen ne tuhaf adamsın ya? Bir zamanlar sertliğinden karşında nefes alamazdık. Bak şimdi ne kadar yumuşadın. Nerelere kadar düştün. Sana acıyorlar. Acımasaydılar boynuna ip takıp mahalle mahalle gezdirirlerdi. Ne iyi ederlerdi. Razı olmayacağın şey yok. Yeter ki biz yolumuzdan dönelim. Şimdi sen beni ne kadar okşasan, bağışlasan değiştirebilir misin? Bana eroinciliği, tefeciliği bıraktırabilir misin? Olur mu olur? He? İlahi reis be! Paraları kaybettik. Gitti bizim saat. Yarına kadar onu senden kurtarmak zor.
Borcunu ben verir, kurtarırım. Sonra da yine bana tokyadır. İstediğini yapsın. Sen ne baba adamsın be reis bey. Anamdan babamdan görmedim senden gördüğümü. Katil oğlum. Emret baba. Senin hastaneden aldığın tecil bitmek üzere değil mi? Tam 3 gün kaldı. Git teslim ol. Cezanı doldur ve çık. Sonra da kendine yeni bir hayat kur. Kendine acı. Düşün bu akşam kumarda kaç para kaybettin. Bu parada ne kadar insan ve emek hakkı var düşünsene. Kaç hamalın alın teri, kaç yoksulun ilaç ve ekmek parası, kaç öksüzün kundura bedeli. Çocuklar, bütün bu hak sahiplerine acıyan, parasını nasıl bir zara, bir kağıda teslim eder? Düşünmeye, kurcalamaya lüzum yok. Acımak düşünmektir. Acımak bulmaktır. Acıyın yeter. Can taşıyan, yüreği atan her yaratığa acıyın. Hepsinin üstünde insana, buruş buruş beyni, alnı ve çenesiyle gözyaşı döken insana acıyın. Hey! Size söylüyorum! Kumara paydos! Kaldırın oyunu namussuzlar! Gelin lan buraya! Reis beyi dinleyin! Hey içeridekiler, siz de gelin! Gelin lan! Hadi! Yakarım sonra! Konuş baba. Sen ne dersen o olacak. Katil. Sevgili oğlum. Sendeki merhamet istidadını kimsede görmedim. Şu içinin gizli tarafını ortaya çıkarabiliyor musun? Bütün mesele onda. Ben sineğe bile kıyamam. Mecbur kaldım da öldürdüm. Nasıl öldürürsün? Göz. Bu renk renk rüyaları. Bu en yakın zerreyi. En uzak yıldızları gören göz. Ona nasıl toprak doldurursun? Kalp dediğimiz, bütün gücümüzü veren şu esrarlı tulumbayı nasıl kırar parçalarsın? Bunları yapmayı bırak bir yana. İşte yalnız o imkan var diye nasıl dövünmez, yırtınmaz, tepinmezsin? Gelin çocuklar. Kumar masasına dizilip hep beraber ağlayalım. Mazlumun kendinde kıyılana, zalimin de kendinde kıydığına ağlayalım. Zalime daha çok ağlayalım çocuklar. Zalimde beni ve kendinizi görün. Ağlayanlardan olmak varken, ağlatanlardan olmak reva mı? Hoş ver sen reis bey, sen git tiyatroya gir. Kesiyorsun ama usturanın kör yüzüyle kesiyorsun. Kendinize gelin be! Dökerim bağırsaklarınızı. Konuş baba. Ver bana bıçağını. Ver. Sen de ver. Hadi. Herkes versin. Çıkarın bıçaklarınızı be. Teslim edin hadi.
Makinası olan da versin. Çocuklar, size bir teklifim var. Var mısınız? Sen ne dersen varız. Gelin bir çete kuralım sizinle. Bir gözyaşı çetesi. Ve insanlığa gözyaşını öğretinceye kadar onları delik deşik edelim. Ama bıçaklarla değil, ıslak kirpiklerimizle. Ne kadar hırsız, yan kesici, dolandırıcı, katil, ırz düşmanı, zehir satıcısı, kumarbaz varsa alalım aramıza. Ne kadar hakim, avukat, muharrir, profesör, tüccar, işçi, mühendis, doktor varsa alalım. Acıyanları ve acınanları alalım, buyurun diyelim. Acımayı, merhameti, cemiyeti başlı başına şifa kabul edenler, birleşin. İnsanlığa yeni kurtuluş yolu. Katili tezgahtar, hırsızı kasadar, dolandırıcıyı tahsildar yapalım. Bakalım saklı parayı çarpan yan kesici, açıkça eline teslim edilene ne yapar? Korunanı vuran katil, bakalım bağrını açanlara ne yapar? Şüphe usulünün beslediği kötülük, itimat sistemi önünde büsbütün şahlanır mı, gize mi gelir, görelim. Çocuklar, bu bıçakları size ağlamayı ve acımayı öğrendiğiniz zaman vereceğim. Onunla tavuk kesemez hale geldiğiniz zaman. Erket Ecin'in üstüne bu. Eyvah, basıldık! Eller yukarı, kimse yerinden kıpırdamasın! Geçin şöyle, geçin şöyle! Çabuk, çabuk! Hadi çocuklar, çabuk olun, çabuk olun! Dizinin şu tarafa, hadi dizinin diyorum, çabuk olun! Ooo, reis bey! Sen ne arıyorsun orada, geç şu tarafa, geç dedim, geç! Çabuk, çabuk! İhtiyar kurt sen ha, hem de burada! Bakalım sende neler var? Siz zahmet etmeyin, ben veririm. Ver bakalım, ver! Bunlar ne böyle ha? Vay canına! Hadi sallanma, çabuk ol! Kaldır ellerini! Şunlara bak! Kustura! Sus tabi! Sonra bir de! Allah versin, çıkar bakalım! Adam silah deposu gibi! Arka cebinde bir şey yok mu? Ha? Bir tabanca ha? Dur! Şiş! Bakalım bu cepte ne var? Hadi bakayım. Sana sallanma diyorum. Bu ne? Eroin. Bu ne cebinde? Demek bu yerler için istifa ettin ha reis bey? Şimdi anlaşılıyor mesele. İdam edilen genç bahanesiydi işin. Uzat ellerini reis bey. Uzat ellerini dedim. Gene mi sen? Efendi, sana 100 defa söylüyorum, dosyan gelmiyor işte. Ben ne yapabilirim? Efendim, yarın kayıtsız şartsız bir af çıksa, bütün hapishane boşalır mı? Tabii, ne olmuş? Fakat yalnız ben çıkamam. Neden? Dosyam yoktu ondan. Doğrudur. Ama ben ne yapabilirim? Seni tutan ben değilim ki. Dosyan yok. Hey adam, ben sana olur olmaz bahanelerle karşıma çıkma demiyor muyum? Neymiş maruzatın? Baba, ne olur çıkar beni o zift kuyusu hücreden! 10 gündür içerideyim! Nah bu kadar farlar arasında! Aç susuz ne yapayım ben? Geber! Geberdik zaten! Hem savcıyı çarp, hem de hücre cezasına nazlan! Dur bakalım, daha başına neler gelecek! Kerem etme babacığım! Yeter kes! Gelelim size sahte hakim bey! Hapishanede maruzat dilekçeleri yazmak için izin istiyormuş. Evet efendim! Alt tarafı bir dilekçe için, elin Adem babalarından 5000 arpalık alınır mı?
Bir temyiz dilekçesi daha aşağı yazılır mı efendim? Tövbe tövbe! Ne o? Yine dövüyorlar mı seni? Kes sesini ben dur! Nedir bu çektiğim yarı derilerden be? Tımarhaneye göndeririz almazlar! Başımızın belaları! Bıktım sizlerden be! Hayrola? Üç gün önce döndü. Niye? Bir an evvel dönelim, tahliye olup şu sıkıntıyı atalım dedik müdür bey. Aferin! İyice uslanmışa benziyorsun. Öyle gidersen bir ayak almaz çıkarsın. Üstelik meşruten tahliye hakkında yanmaz. Teşekkür ederim. Hadi bakalım, koğuşuna. Eyvallah. Hadi, sizler de. Selam baba. Gördün ya, sen neredeysen ben de oradayım. Çabuk geçer, kaygılanma. Aslan babam be. Müdür bey, mahkumu getirdiler efendim. Ooo, reis beyefendi, hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Tenezzül buyurmuyor musunuz cevap vermeye? Bir zamanların ahlak, kanun, prensip koruyucusu reis bey. Ne o? O heybet, celadet, adalet dolu sesinizi çıkarmayacak mısınız? Merak etmeyiniz. Sizin prensiplerinize uygun olarak hakkınızda en acımasız kanun ölçülerinden başka bir şey tatbik edilmeyecektir. Şu hallere düşüyorsun da yine kibrinden, azametinden bir şey kaybetmiyorsun. Dosyayı ver oğlum. Affedersiniz. Mahkumu 5. kısma götür. Giderken de berbere uğrayın. Başüstüne. Ne var? Yine o yaşlı kadın geldi efendim. Sizinle görüşmek istiyor. Çağır gelsin. Başüstüne efendim. Kadını niçin kabul ettiğimi biliyor musun? Hani şu Nişantaşı cinayetinde astırdığın gencin dadısı. Hatırlıyor musun? Gelsin de haykırsın bakalım sana ne mal olduğunu. Sana hakaretlerin en ağırını etsin de gör! Reis bey, reis bey de yanında değil mi? Evet. Reis bey, reis bey! Canımdan sevgili evladımın acısından sonra seni bu halde mi görecektim? Sana bir yatak getirdim. Çocuğumun yatağıydı o, yatar mısın? Dantelli yastığı, işlemeli yorganı da yanında. Yatar mısın ne demek dadı? Artık yalnız o yatağın içinde huzur duyabilirim ben. Dadı... Yeni bir dünya getirdin bana. Yeni bir hayat getirdin. Görmüyor güvendiğim dallara, sanmıyordu de ben de gülüm diye ömedi beni.
Çay ister misin baba? Al iç, kendine gelirsin. Sağ ol. Ahmet abi çay. Ne olur Ahmet abi bir çay ver be. Dur acele etme. Heyde. Al rakımlarını. Sağ ol, sağ ol abi. Adanalı, al çayını. Markayı uçlan. İhtiyarlar alın bakalım çaylarınızı, markaları görelim. Ver bakalım. Marka. Eyvallah. Yaşı, çay almıyor musun? He? Lan, sen de. Beni zorla karşı... Al çayını. Hadi bakalım, hadi. At bakalım. Hadi yavrum. Ver bakayım şunu. Çay almıyor musunuz çay? Ya sen? Eyvallah. Hay Allah. Benim zarımı kıramaz kimse. Yiğit! Çek ulan Kürtübo, çek! İkinci kısmın meşhur Kürtübosu bu reis bey. Gene döktürüyor türküsünü. Acı acı çalar böyle. Ne olur bir parça doldurun bana! Yalvarırım bir parça doldurun! Ne olur! Yalvarırım bir parça doldurun! Ne olur bir parça doldurun! Don istiyorum! Don istiyorum! Don istiyorum! Ne olur yalvarırım! Yalvarırım! Don! Bir parça doldurun! Al sana kriz geçiren biri daha. Krize düşmeye görsün. Cilet, bıçak, cam ne bulursa şerha şerha parçalar göğsünü. Baba! Buna bir gram eroin verdim mi iyi oldu gitti. Gözünü parçalamış. Yani jiletle doğramış. Canım babam. Seni bu hallerde görmeye yüreğim dayanmıyor. Senin gibi bir adam. Tövbe be tövbe. Hey gidi dünya. Çok yorgun görünüyorsun baba. Yat. Serelim yatağını. Başını dinle baba. Yat uyu. Anladık, bir dakika be! Markalarım! Markalarımı çalmışlar! Balık yumurtaları da yok! Çalmışlar! Seninki almış olmasın? Hop. Ulan Berdus, sen mi aldın ha? Ben aldım, ben aldım! Söyle lan! Ben aldım! Çıkar! Çıkar şunları! Ay, ay, yok! Çıkar dedim! Yok, yok! Çıkarsana lan! Yok. Yok, yok, yok. Hadi çıkar! Kesin! Zavallının yediği dayaklardan aklını bozduğunu bilmiyor musun? İt! Bir parça balık yumurtasıyla 5-10 markadan ne çıkar? Otur yanına lan! Aman! Otur dedim lan! Eşek herif! Göstereceğim sana gününü! Altyazı M.K.
Köyünde tarla yüzünden bir cinayet olmuş. Sen de varsın demişler. Yokum demiş. Öyle dövmüşler ki suçu üstüne almak zorunda kalmış. Şimdi Amerika'da bir suç işlense de sen mi yaptın deseler... Garibim, ben yaptım diyor gene. Helal. Gelin lan! Reis Bey'i getirdim efendim. Teşekkür ederim, gidebilirsiniz. Üstadım... Şöyle geçin. Buyurun, oturun. Oturun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Üstadım, müsaade ederseniz davanızı ben üstlenmek istiyorum. Merhamet. İnsanlara merhameti öğretmek. İnsandaki kötülük iktidarını döve döve pekiştirmek yerine hohluya hohluya yumuşatmak. Merhamet, hava gibi, su gibi muhtaç olduğumuz iksir. Baş aşağı bir cemiyeti baş yukarı edecek bir kudret. Acımasızca idama götürdüğüm çocuk bana buz çölünde yol alıyorsunuz demişti. Hepimiz, bütün insanlık buz çölünde yol alıyoruz. Aldığımız nefesler bile sipsivri kayalar şeklinde donuyor. Bakarken gözle bıçaklıyor, dinlerken kulakla zehirliyoruz. Damak kirletiyor, el solduruyor. Bütün bunların kanunlarını bilmiyoruz da... kanun çıkarmaya kalkıyoruz. Olur mu hiç? Sen kaplanı yetiştir, besle... sonra pençe atıyor diye kement at, ipe çek. Yazıktır kaplana, günahtır kaplana. Merhamet! O halde ceza ölçüleri, hak, adalet ve kanunlar lüzumsuz, öyle mi? Öyle değil. Bunlar, doktorun çare bulamayınca... bütün bir uzvu budamaya mecbur kalması gibi... iç tedavi üstünde tedbirler. Buyurun. Efendim... merhamet ekmek olsa da... bütün insanlığa dilim dilim dağıtılsa... payına hiçbir şey düşmeyecek lanetli budur. Üstelik... yüce reislik makamından bitirmanelere düşüp... ipten kazıktan kurtulma insanlar arasında... eroin çetesi kuran bir bedbahtın... karşınızda kurtarıcı edasıyla adalet dersi vermeye kalkışması... tam bir şenaattir. Kendisine yine reislik makamındayken söylediği bir sözü hatırlatırım. Bizi daima işlenen suçun cüzdanlı suratına bakmaktan kaçıran... bu edebiyat esnaflığını bir yana bıraksınlar. Ve bu görünen suçun görünmeyen bir yanı varsa onu ortaya döksünler. Sayın savcı, beni eski anlayış ve prensiplerimle mahkum ettirmek istiyorlarsa... bilsinler ki ben zaten onun mahkumuyum. Buyurun. Muhterem Reis Bey, sayın savcıyı sanık salınan büyük şahsiyetin fikirlerini, inançlarını ve ideallerini daha yakından anlamaya davet ediyorum. Ancak bu takdirde onun bitirim yerinde ne aradığı anlaşılabilecektir. Bütün dünya, kanunların ve hakim kürsüsünün tam hakkını verdikten sonra... insandaki gizli ruh noktalarına, iç hakikatine eğilen... bu yüce hakikati arayan, onu aramanın işkenceli hayatını yaşayan bir adalet kahramanı karşısındadır. Büyük bir takdirle belirtelim ki...
Başkanı bulunduğum baro şu anda bu yepyeni adalet kahramanını azizleştirmek için formül aramaktadır. Eminiz ki bitirim tipleri arasındadır suçlu. Bıçakları ve tabancayı reis beyin bitirim yerinde doğruyu göstermek için topladıklarını, kendi şahıslarını ortaya koymaksızın söylediler. Ama Eroin'e ait hiçbiri bir ipucu vermedi. Bilmiyoruz demekle yetindiler. Bu kişilerin ayrıca izinsiz silah taşımaktan ve Eroin işinden sorguya çekilmelerini talep ediyorum. Asla diyorum, asla! Boş toprakta define aranırcasına suçlu aranmaz. Ancak meydana çıkarsa görülür. Kimseyi cebime Eroin koymakla suçlandıramam. Ve benim hesabıma da suçlandırılmalarına razı olamam. Eğer gerçek suçlu gerçekten aramızdaysa, benim hesabıma mutlaka bağışlanacağını, fakat kanun hesabına muhakkak kıstırılacağını bilerek kendi kendisine ortaya çıkmasını dilemekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. İşte af ve merhamet rejiminin insandaki kötülük iktidarını ortadan kaldıracağı tezine en güzel fırsat. Buyursunlar, gerçek suçluyu ortaya çıkarsınlar. Bu ne acındırıcı mantık? Benim merhamet tezim bir dedektif kaidesi midir ki suçluyu bulsun? Ben diyorum ki, her fert başucuna suçlu benim, herkes suçsuz levhasını asmalıdır. Ben diyorum ki, yegane kurtuluşumuz herkesin herkesi affetmesindedir. Daha ötesi kanunların sorumluluğuna girer. Ama görüyorum ki anlatamıyorum. Hissediyorum ama anlatamıyorum. Çocuk, ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz dedi. Ağladıkça anlıyorum. Ağladıkça anlıyorum. Artık bütün mantık hesaplarımı kaybettim. Hem de öylesine kaybettim ki, Amerika'da bir cinayet işlense de, dünya çapında bir ses sorsa, katil kim? Benim diye haykırabilirim. Soğuk kış geceleri, köprü altında yatan çıplakların vebali benim boynumda. Gömleğimin yakasında. İsterse çağrımı adli tıp baksın. Fakat bir hastaneye girsem de, kan kanseri çeken hastalar görsem, acaba onları bu hale ben mi getirdim diye düşünüyorum. Ben ne yaptım? Uykuda, baygınlıkta, annemin karnında, babamın kanında hangi cinayeti işledim? Hangi mukaddesi kirlettim ki kendimi gelmiş gelecek bütün fenalıkların tek sorumlusu biliyorum? Dışımda ne arıyorlar? İçime doğru suçluyum ben. Bir de kalkmış, belki kendimden birine, ondan öbürüne geçer, bir merhamet yangını çıkar, bütün ülkeyi sarar diye tımarhanelik bir hayalin peşine düşmüş gidiyorum. Reis beyefendi, ceketim benimdir. Cep ceketime aittir. Eroin de o cebin malıdır. Ben suçluyum. Bana acımayın reis beyefendi. Bana acımak merhamete haksızlık olur. Ben koydum! Reis beyin cebine eroini ben koydum! Yalan söylüyor muhterem hakimler. Beni seven tek insandır o. Bir evlat kadar yakındır bana. Kendini feda ediyor. Ben koydum reis bey. İnanmalısınız bana. Bana inanmalısınız, ben koydum! Asıl suçlu benim. Herkes benim eroin sattığımı bilir. Baskın olunca eroini kendi cebimden çıkarıp reis beyin cebine attım. Ne de olsa o bir reisti. Onu aramazlar sandım.
Sana oğlumun odasını hazırladım. Gelir misin? Gelemem tatı. Saadet'in bu kadar büyüğünü kaldıramam. Kardeşin olurdum. Yemeğini pişirir, çamaşırlarını yıkardım. Bana sahiden acıyor musun dadı? Acıyorsan bırak çekeyim. Benim halimi değiştirmek bana acımamaktır. Baba, mahkumlar ayaklandı. Merhamet, merhamet deyip duruyorlar. Bir arkadaşımı ziyaret edeyim dedim. Hepsi birikmiş, bağırışıyorlardı. Gidi merhamet davası. Sana da mı acımıyorlar? Zorla istenir, alınır mı merhamet? Aldıkları merhamet mi olur? Merhabalar. Merhaba efendim, buyurun. Biz Reis Bey için gelmiştik. Acaba odasındalar mı? Odasındalar efendim. Buyurun, ben haber vereyim. Siz zahmet etmeyin. O muhterem reisimiz, nasılsınız? Hemen çıkıyor muydunuz yoksa? Buyurun. Lobiye geçsek? Bağışlayın, gitmek zorundayım. O halde sizi hemen burada takdim edelim, değil mi arkadaşlar? İstanbul Barosu olarak size bir hediyemiz olacak. Baromuz, günlerdir süren müzakereleri sonunda sizi Fahri Başkanlığa seçmiş bulunmaktadır. Adalet anlayışına, fikirleriniz ve hayatınızla getirdiğiniz mana, memleketimizden başlayarak dünya çapında bir hadise olmuştur. İnsanlığa baş döndürücü bir yükseklik getirdiniz. Baromuz, adaletle merhametin sarmaş dolaş ahengini belirten bu plaketi, davanıza ve muzaffer çilenize bir karşılık olarak takdim ediyor. Buyurun. Katil oğlum. Emret baba. Al, bu sana yakışır. Sen benim aksime merhamet davasının lafazanı değil, ta kendisisin. Gelemiyorum dadı. Gözyaşlarım kurur diye korkuyorum. Göklerin merhamet dolu olduğuna inanıyorum. Bizse nefsimizin beton çatısını tepemize dikmiş, yaşamayı öldürüyoruz. Merhamet, alem bu temel üzerinde. Eğer toprağa, tohuma, hatta kire, lekeye merhamet olmasaydı, su olur muydu? Rengi merhamet, sesi merhamet, pırıltılı şırıltılı su. Ne duruyorsunuz? Sökün sahte su borularını, ev ev merhamet şebekesi kurun. Tepelerinizdeki çatıları da yıkın, göklerle temasa geçin. O zaman göreceksiniz ki acı su borularından kendi kendine tatlı su akacak ve başlar üstünde güneşe yol veren kubbeler yükselecek.